7,8 büyüklüğünde olur diyen de var. Tek parça kırılırsa şu an eldeki veriye göre nasıl bir deprem üretir bu? Bu yanılatım 7,6-7,8 arası. 6,5'i geçmez diyen de. Marmara'da kalan yegane kumurgazdaki fay var. O da 6,5'lik deprem yapar. Eli kulağında diyen de var. Marmara'da deprem bir anlamda eli kulağında. 2045'ten önce olmaz diyen de. 2045'ten önce deprem olmaz. Hatta daha gecikebilir. Peki neden deprem uzmanları tek bir görüş altında birleşemiyor? Bilimde mutlak diye bir şey yoktur. Bunu biliyoruz. Yani gelecekte yapılacak araştırmalarla birlikte doğru dediğimiz şey her an, her zaman değişebilir. Ama deprem söz konusu olduğunda bilim insanları bir gün arayla bile farklı açıklamalar yapabiliyor. Bunun nedeni bana kalırsa depremin bilinmezlikler bilimi olması. Depremi inceleyen bir bilim dalı var. Adı da sismoloji ama o kadar karmaşık, o kadar fazla parametrelerin olduğu bir alandan bahsediyoruz ki bir noktadan sonra bu bizi bilinmezlikle baş başa bırakıyor. Şimdi bunu anlamak için isterseniz gelin deprem nasıl oluşur sorusunun bir cevabına bakalım. Deprem dediğimiz şey dünyanın oluşumundan beri var olan bir doğa olayı. Yer kabuğu o kadar hareketli ve kaotik ki siz bu videoyu izlerken bile dünya üzerinde bir yerlerde irili ufaklı çok sayıda sarsıntı oluyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre yılda ortalama 8 ve üzeri büyüklükte bir deprem, 7 ila 7,9 arası büyüklükte 18 deprem meydana geliyor. Bunların ikisi maalesef Türkiye'de yaşandı. Üstelik 9 saat arayla. Yeryüzünde çok hafif diye tabir edilen 3 ve 6 büyüklüğünde ise günde 10 bine yakın sarsıntı yaşanıyor. Dünyanın altı oldukça kaotik bir yapıya sahip. Gezegenimizde bir iç çekirdek ve onu çevreleyen bir eriyik dış çekirdek var. Bu, dünyanın toplam hacminin yaklaşık %84'ünü kaplayan kalın ve çoğunlukla katı bir manto ve kalınlığı 5 ila 50 kilometre arasında değişen nispeten ince kabuktan oluşuyor. Dünyanın dış kabuğu maalesef bütün bir yüzey değil. Maalesef diyorum çünkü depremler o tektonik levaların arasındaki sınırlar boyunca ya da levalardaki çatlaklarda meydana geliyor. Bugünlerde Arap levhası ya da Anadolu levhası gibi kavramları çok sık duymuşsunuzdur. Çünkü Maraş depremleri işte bu levhalar arasında meydana geldi. İşte bu levhalarda bulunan çatlaklara fay adı veriliyor. Yer kabuğundaki fayların çoğunluğu genellikle hareketsiz. Ancak bazı durumlarda fayın iki tarafındaki kayalar zamanla deformasyona uğruyor. Ve bu kayaların sıkışmadan kaynaklı olarak yukarı, aşağı ya da yana doğru gerçekleşen ani hareketlerine de deprem diyoruz. İşte Kahramanmaraş merkezli Doğu Anadolu fay hattı üzerinde meydana gelen bu depremlerde de yana doğru bir kayma hareketi gözlendi. Depremler genellikle yeraltı kayalarının aniden kırılması ve bir fay boyunca hızlı hareket olması sonucu oluşuyor. Bu ani enerji salınımı yeri sarsan sismik dalgalara neden oluyor. Deprem sırasında ve sonrasında kaya plakaları veya blokları hareket etmeye başlıyor ve tekrar sıkışana kadar hareket etmeye devam ediyor. Yer altında kayanın ilk kırıldığı noktaya depremin merkezi deniyor. Deprem merkez üstünden fay boyunca devam eden kayma sonucunda başlıyor. Fayın hareketi durduğunda da deprem sona eriyor. Şimdi dönelim o baştaki soruya. Neden deprem bilimciler özellikle Marmara depremi konusunda bu kadar farklı görüşlere sahip? Birbirine yakın da değil üstelik. Taban tabana zıt görüşler de var aralarında. Örneğin Profesör Doktor Celal Şengör, depremin Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremle hemen hemen aynı olacağını söylüyor. Dedi ki bu dediği ömrümüz boyunca görebileceğimiz en büyük deprem olabilir dedi. Ben de dedim o kadar acele etme daha İstanbul var sırada dedi. Profesör Doktor Naci Görür ise büyüklüğün 7,4 olacağını savunuyor. Bu en fazla 7. Altılar mertebesinde. Bu minimum 7,2. Bu ikisi bir araya gelince 7,4'e girer. Of. Bunlar tabii Marmara depremi için oldukça kötü senaryolar. Nispeten daha iyi senaryolar çizenler de var. Onlardan biri Profesör Doktor Ahmet Ercan. 2060'a kadar, 65'e kadar çanlar çalar, duyarlı çanlar. Ama bunun gecikme olasılığı var. Bu bilim insanların arasında biri var ki hem giyim kuşamıyla hem de 99 depreminden bu yana yaptığı tahminlerle dikkat çeken bir isim. O da Profesör Doktor Şener Üşümezsoy. Üşümezsoy, Marmara'da 6,5 büyüklüğünün üzerinde bir deprem beklemediğini, bunu da yakın bir zamanda öngörmediğini söylüyor. 1999 depreminden sonra söyledim. İstanbul'da, Marmara'da bundan sonra 100 yıldan beri beklediğim deprem buydu. Büyük deprem yok. Üstelik sadece Türkiye'de de değil, dünyaca ünlü jeologlar arasında da Marmara depremi konusunda büyük bir görüş ayrılığı var.
17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra görevlendirilen araştırma gemisiyle Marmara Denizi'nde araştırmalar yapan ünlü Fransız deprem bilimci Profesör Xavier Le Pichon da tıpkı Celal Şengör gibi Marmara Denizi'ndeki fayın tek parçalı kırılacağını ve en az 7,6 büyüklüğünde deprem üreteceğini düşünüyor. 7,6 büyüklüğünde bir deprem mi beklemeliyiz? Evet, belki şimdi daha da fazla. Paris Yer Fiziği Enstitüsü ve Marmara Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğünü yapan Profesör Doktor Rolando Armijo ise 1912'de Mürefte depreminde 140 kilometrelik fayın Marmara Denizi'nde Orta Marmara çukurluğuna kadar kırıldığını söylüyor. Armijo'ya göre 1963'te Adalar Fayı'nın kırılması ve 99'daki Gölcük depremiyle birlikte kırılmayan sadece Marmara Ereğlisi Silivri açıklarıyla adalar arasındaki 70 kilometrelik bölüm var. Bu da en fazla 7 büyüklüğünde bir deprem üretecek. Burada sözünü etmediğim başka yer bilimciler de var elbette ama ben çok fazla uzamaması adına listeyi çok uzatmayacağım. Hadi bu örneklerde farklı bilim insanlarının farklı görüşleri var ama aynı bilim insanının yıllar sonra görüşünü değiştirdiği de olmuş. 2005'te deprem yıkamayacak diyen ve Marmara depreminin 7 büyüklüğünü geçmeyeceğini söyleyen Profesör Doktor Naci Görür onlardan biri. Görür şimdi depremin 7,4 büyüklüğünde olabileceğini iddia ediyor. Ki burada şunu da söylemek lazım, 7 büyüklüğünde bir depremle 7,4 büyüklüğündeki bir deprem arasında devasa bir fark var. Çünkü depremlerde ölçüler lineer olarak değil logaritmik olarak büyüyor. Yani iki sayı arasında bir birim değil 10 birim fark var. Yani 7 büyüklüğüyle 8 büyüklüğündeki bir depremi kıyaslarsak arada bir birim oynadığı için 10 kat fark var. Bu durumda Profesör Doktor Naci Görür'ün tahminleri arasında yani 7 ile 7,4 arasındaki fark yaklaşık 4 kat. Deprem konusundaki ayrışma sadece depremin büyüklüğüyle ilgili değil, depremin zamanı konusunda da birçok fikir ayrılığı var. Jeologlar Celal Şengör ve Naci Görür depremin her an olabileceğini öne sürüyorlar. Bunu da 99 depreminin ardından Fransız araştırma gemisinin elde ettiği bulgulara dayandırıyorlar. Çünkü o dönemki araştırmalar sonucunda Marmara'da 30 yıl içinde deprem olma olasılığı %62 olarak hesaplanmıştı. Aradan geçen sürede Naci Görür bu oranın %80'lere çıktığını söylüyor. Bu olasılık daha da arttı. Şimdi %62 değil, %70-80'lere çıktı. Yer bilimci Ahmet Ercan'a göre ise Marmara depremi en erken 2045 yılında olacak. Ercan bunu kendi araştırmalarından elde ettiği algoritmalara dayandırıyor. 2100 yıllık elimde bir veri tabanı var. Yani Marmara'da olmuş bütün depremler var. Onları lineer sistem analizine göre inceliyorum. Keza Şener Üşümezsoy da Marmara depreminin kısa vadede gerçekleşme olasılığını çok düşük görüyor. Yakın bir yıl içinde, iki yıl içinde olması %1 diyorum. Depremin zamanı konusunda en önemli dayanak noktası ise Marmara depremlerinin tekrarlama periyodu. Küçük Kıyamet adı verilen 1509 depremi ve 1766 yılında yaşanan Büyük İstanbul depremi arasında 257 yıl var. Tabii öncesinde ve sonrasında Marmara'da irili ufaklı birçok deprem yaşanmış ama bu istatistikten hareketle İstanbul'da her 250 yılda bir büyük bir deprem olacağı öngörülüyor. Tabii bu istatistik bizi ne kadar doğru sonuca ulaştırır bilemiyoruz çünkü Marmara'daki depremlerin sadece 2000 yıllık geçmişini biliyoruz. Onu da eski yazıtlardan, eserlerden topladığımız veriler kadarıyla. Ehaliyle o dönem sismik ölçüm cihazları yoktu. Dolayısıyla bizim Küçük Kıyamet dediğimiz 1509 depreminin bile büyüklüğünü tam olarak bilmek mümkün değil. Kaldı ki zaten o depremin o kadar büyük olup olmadığı da tartışma konusu. Unutmayalım Marmara'da tıpkı dünyada olduğu gibi milyonlarca yıldır deprem meydana geliyor. Dolayısıyla deprem tekrarlama aralığını bilmek için o yılların verilerini de elde etmek gerekiyor ki bu da imkansız. Bu durumu şuna benzetebiliriz. Bir zar atıyoruz, diyelim ki 2 geldi, ardından tekrar attık ve yine 2 geldi. Üçüncü kez attığımızda zarın 2 gelme olasılığı farklı olmayacak. Çünkü buna dair elimizde yeterli veri yok. Yani İstanbul'daki depremlerin ortalama tekrarlama periyodunu tam olarak doğru bilmek için belki 10 milyon yıllık bir veriye ihtiyaç var. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Gördüğünüz gibi birçok bilim adamının depremin zamanlı ve büyüklüğü konusunda çok farklı görüşleri var. Ben de bu işin uzmanı değilim. Haddimi aşmak da istemem. Biz en fazla vatandaş olarak deprem bilimcilerinin verilerinden hareketle sadece bir tahmin yürütebiliriz. Ama dediğim gibi özellikle son günlerde o kadar çok bilgi bombardımanına maruz kaldık ki hepimizin kafası bu konuda çok karışık. Aslına bakarsanız ortaya atılan bu tahminlerden çok daha önemli bir konu var. O da üzerinde oturduğumuz binanın ve zeminin sağlam olup olmadığı. Çünkü deprem tahminlerinden emin olamayız belki ama
oturduğumuz binadan emin olabiliriz.